Herkese selamlar. Öncelikle inşallah bir yılı deviriyoruz. Önümüzdeki yıl herkesin gönlünden geçen şeylerin olduğu. Malum bu sene birçok şey yaşadık. Deprem, çok büyük acılar oldu. Hala sarılmaya çalışılıyor. Belli bir süre daha böyle devam edecek. Ondan sonra savaşlar var çevremizde. Filistin'de yaşanan acılar var. Bir taraftan Ukrayna'da yaşananlar var. Filistin'de daha da acıdan da daha büyük şeyler oluyor. Maalesef insanlığın çok yetersiz kaldı. İnşallah bunların olmadığı temennimiz o işte. Son günlerde şehitlerimiz oldu. Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine de başsağlığı diliyorum. Ama her sene aynı temenniler ediyoruz. İnşallah bunların olmadığı bir sene olsun. Hepimizin kendine döndüğü, önce kendimizden başlayarak değiştiğimiz, dönüştüğümüz bir yıl olsun. Malumunuz böyle güzel bir ödül töreni. Geçen sene şampiyon olan takım olarak çeşitli ödüller aldık. Bir kere öncelikle düzenleyenlere, herkese bu anlamda çok teşekkür ediyoruz. Derbi konusu hep gündeme geldi. Dün hiçbirimizi çok da mutlu etmeyen, aslında futbol olarak da çok keyif aldıramadığımız, ligin bu seneki, geçen seneki kalitesine de çok aslında yakışmayan bir derbi oldu. Tabii ki stresli ortam, iki takım da başa baş gidiyor. O yüzden bunların stresiyle hareket ediyor takımlar. Bunu da anlayışla karşılamak lazım. O yüzden neticesinde böyle bir derbi izlettik. Ama ve lakin en önemli nokta burada yine maalesef direkt sonuca tesir eden net bir hata yapıldı maçta. Başka hatalar da oldu ama tamamen herkesin kabul ettiği bir hata ve daha erken vakitte hem kart hem penaltı söz konusu oldu. Burada dediğim gibi aylardır itidal ve Türk futbolundaki bu gerginliğin azaltılması ile ilgili şeyler söylüyoruz. Bunu da hep böyle söylemeye devam edeceğiz. Tepki alacağız belki. Ama iki tane görevimiz var. Hakkımızı size sonuna kadar savunmak. Galatasaray'ın hakkını sonuna kadar savunmak. Aynı anda eş zamanlı olarak Türk futbolunun hakkını da sonuna kadar savunmak. Dolayısıyla hem itidalli olacağız hem de hakkımızı sonuna kadar savunacağız. Dün akşam maçtan sonradan itibaren bugün de dahil bu konudaki tüm resmi irtibatları sağlıyoruz. Tabii ki bu maçta, bu dakikada böyle bir olay yaşanmasa maç sonucu çok farklı olacaktı. Bu direkt şampiyonluğa tesir eden bir hatadır. Bu kadar farklı noktadan görüntüsü varken VAR'ın bunu görmemesi veya bir taraftan VAR'a görüntü gitmemiş olabilir diyorlar. Bunu tabii düşünmek bile istemiyoruz. Çünkü bu bambaşka bir şeye götürür işi. Gitmiş olduğundan yola çıkarak böyle bir görüntünün işlenmeyip hakemin çağrılmamasının akla mantığa yatkın hiçbir durumu söz konusu değil. Şunu söylemek istiyorum. Dediğim gibi Türk futbolunun gerginliğinin artması tüm futbola zarar veriyor. Avrupa nezdinde bizi çok farklı noktaya geçenlerde yaşanan olay bunun üzerimize verdiği sorumlulukla, o yüzden hoyratça değil ama hakkımızı temelde çok doğru bir şekilde savunduğumuzu, bir şeyler yani kaybedecek olsak bile Türk futbolunun geleceği için doğru şeyler yapma zorunluluğumuzu da yinelemek istiyorum. Çünkü çok uzun zamandır, 10 aydır doğruları biz bir programa çıkıp gerçekten Türk futbolu için yapılması gerekenleri 2 saat saydık. Gerekirse kanun değişiklikleri yapalım diye. Bunun tüm sorumluluğunu hissediyoruz. Şampiyon olmak çok önemli. Haksızlıklara uğramamak çok önemli her camia açısından ama insanların birbirine zarar verecek noktaya geldiğinde hiç kimsenin canından, hiç kimsenin yaralanması gibi canından kıymetli değil. Bu bilinçte de olmamız gerekiyor. Ama Türk futbolu adına acilen bu konuların, yani bağıranın, çağıranın hakkının daha çok savunulduğu, her türlü manipülasyon yapanın daha fazla haklı olmaya çalıştığı bir ortam, takımlardan bağımsız olarak da söylüyorum, sürdürülebilir değil. Dün bunun bir tezahürünü gördük. Bu kesinlikle federasyon tarafından açıklanması lazım. VAR'ın bu konuda çağırmaması ne şey var? 26 kamera varken, bu görüntüler orada varken
dediğim gibi eğer yok ise kısmını düşünmek bile istemiyoruz. Bu böyle üst düzey bir maçta şampiyonluğu direkt etkileyecek bir maçta bunun böyle olması kabul edilebilir bir şey değil. Bununla ilgili gerekli aksiyonlar, gerekli cezalar verilmeli. Ve dediğim gibi bunlar da değil, daha derin araştırmalar yapılması gerekiyor. Biz Galatasaray olarak tahkikat komisyonları kurulsun, futbol yöneticilerinin federasyondaki resmi mercilerle ilişkileri tahlil edilsin. Herkes versin, biz resmi olarak başvurduk geçen bu sene Ekim ayında başvurduk. Tüm bu istediğimiz şeyleri derhal göreve davet ettik futbol federasyonunu. Daha farklı şeyler yaşanmasın diye. Nitekim zaten bu anlamda yaşandı da. Ve bundan daha herhangi bir konu artık bu son olsun maalesef. Maalesef çok kötü bir olay yaşandı. Ama gerek yöneticilerin federasyonla, gerek futbol yöneticilerin ve ilişkili olanların sosyal medya ile, gerek medya yöneticileriyle, medya mensuplarıyla değil, yöneticiler medya mensuplarıyla görüşebilir, soru sorarlar, cevap verir. Bu çok normal bir şey ama medya yöneticileriyle görüşmelerinin tahlil edilmesi lazım. Çünkü bu iş kamuoyunu baskılayarak, kamuoyunu manipüle ederek yapılıyor. Sonuçlar da böyle sahaya etki ediyor. Bunların derhal önlenmesi gerekiyor. Hepimiz başvuralım dedik. Telefonlarımız, her şey incelensin. Lütfen incelensin. Çevremizdeki insanların da bunun, herkes, kimse ayranım ekşi demiyor. Hepimiz, kim varsa bu işin sorumlusu, hepimizin baştan sona futbolda temiz eller yapılsın dedik. Yine bunu da o Ekim ayından önce söyledik. Buna derhal başlanması lazım. Biz sahada böyle şeyler yaşamak istemiyoruz. Sadece hakemler cezalandırılarak, sadece bu cezalandırılarak olmaz. Hepimiz bu sorumluluğun içerisindeyiz. Artık temiz eller operasyonu başlasın. Artık tüm tahkikatlar yapılsın. Gerekirse kanun değişikliği yapılsın ama bu işi el birliğiyle düzeltmemiz lazım. Bugün bizim canımız yanıyor, yarın başka birinin canı yanıyor ama böyle bir derbide böyle bir hata yapılması kabul edilemez ve bu iş bu toplumsal baskının, manipülasyonun sonucu oluyor. Lütfen buradan herkese çağrımız, kendi haklarımızı hoyratça savunmayalım. Tabii ki haklarımızı savunacağız. Türk futbolu adına bir şeyler isteyelim. Türk futbolu adına bu temizliği isteyelim. Samimiysek biz bir hata yaptık, dediğim gibi üzerinden 14 ay geçti, henüz 3 aylık bir yöneticiyken o hatayı yapmıştım. Defalarca özür diledim. Ondan sonra da hep itidalli davranmaya çabaladık. Buradan tekrar böyle bir çağrıda bulunuyorum. Tüm paydaşlar olarak elimizden geleni yapmamız lazım. Dün bize yaşatılan şeyi kimsenin yaşamasını istemiyoruz. Bu bir puanla, iki puanla şampiyonluk yarışında belirleyici olan şeyler bunlar. Dün 3 puanla sonuca etki edildi. Dolayısıyla bunlar kabul edilebilir değil. Bu temiz eller operasyonu adına ne anlam takıyorsak, ne isim veriyorsak, hepimiz incelenerek tüm ilişkiler, tüm sosyal medya ilişkileri, işte bu baskının, manipülasyonun sonucu insanlar ne hale geliyor, bunu çözmemiz lazım el birliğiyle ve yarından tezi yok başlanması lazım. Bizim Galatasaray Spor Kulübü olarak Ekim ayında da aynı şekilde resmi müracaat yaptığımız gibi talebimiz budur. İnşallah bu işler hızlı bir şekilde çözüme başlar. Çünkü çözülmeye başlayınca da çok hızlı çözülmeyecektir. Biraz zaman isteyecektir ama derhal başlamasını talep ediyoruz. Çok teşekkürler ediyorum. Sağ olun.